Güzel. Değerli basın mensupları, bundan yaklaşık bir saat kadar önce Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerini, seçmenlerini, içinde bulunduğumuz tek adam rejiminin zulmü altında, tek adam rejiminin baskısı altında, tek adam rejiminin yarattığı yoksulluk, yoksunluk ve güvencesizlik ortamında yapılacak ilk seçimlerde bu rejimin mağdurlarının, bu rejimin değişmesini ümit edip yeniden demokrasiyle birlikte, yeniden kurulacak toplumsal barışla birlikte, yeniden tesis edilecek huzur ortamıyla birlikte geleceğin kendileri için, çocukları için çok daha iyi olmasını bekleyen çok sayıda insanı, vatandaşımızı rahatsız eden, huzursuz eden beyanlar ve ifadeler duyduk. Sürecin başından sonuna içinde ve takipçisi olmuş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak şunu ifade etmeliyiz ki ilk günden beri Sayın Genel Başkanımız bu süreçte son derece sabırlı, son derece toleranslı bir iyi niyet göstermiş ve kendisine mektup yazıldığını, mektupla kendisine bir takım taleplerin iletildiğini söylendiği süreçlerde kapının hep sonuna kadar açık olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanla yapılacak her türlü görüşmenin anında böyle bir talebin karşılanacağını söylenmiş. Ancak bugüne kadar uzayan gelen bir süreç yaşanmıştır, yaşatılmıştır. Gelinen bu noktadan bizler Cumhuriyet Halk Partililerin memnun olmadığını, memnuniyet duymadıklarını görüyoruz, hissediyoruz. Çok açık olarak söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'den kökünü alan, Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetlerinden kökünü alan, milli mücadelenin kuruluşun, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. Ve o günden bugüne de çizgisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Geçmişte yaşadığımız kumpas davalarında tüm yurtseverlerin, asker sivil tüm yurtseverlerin mahkemelerde ve cezaevinde bir dakika bile yanından ayrılmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne genel başkanı, ne mücadele azmi, ne kararlılığı, ne programı değişmemiştir. Ve bugün geldiğimiz noktada bir başka parti ya da bir başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerinin düne kadar görev yapılan, üyesi olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yılı aşkın yürüyüşünde yürüdüğü yoldan ve hedefinden dönmedi, dönmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için, Türkiye sınırları içinde birbirlerine bağlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplumsal huzuru için, barışı için, daha iyi bir gelecek, daha yoksulluktan kurtulmak ve daha güvenceli yarınlar için yürüdüğü yoldan dönmeyecektir. Bu yolda dün olduğumuzdan bugün daha kararlıyız ve bugün yaşananların saray tarafından, bugün yaşananların tek adam rejiminin devamı için herkesi göze alanlar, her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini dikkatle görüyoruz. Ve buradan herkesin gözünün içine bakarak şunu söyleyelim. Bir bakanın istifasını 22 saat alt yazıda dahi vermeyen kanalların milletvekili istifasını canlı yayında yayınlıyor oluşlarının bir anlamı vardır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşlarımız
yakından takip etmişlerdir. Biz de bunu çok dikkatle takip ettik ve not ettik. Sorunuz varsa cevaplayayım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Buyurun, pardon. Cumhuriyet Halk Partisi tüm eleştirilerin parti içinde özgürce yapıldığı, tartışıldığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kişinin değil, partinin milletvekillerinin, parti meclis üyelerinin söz sahibi olduğu bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal'in gösterdiği çağdaş uygarlığı aşma hedefine yürüyüşünü sürdürecektir. Bundan bizi saray operasyonları CHP'yi asla yolundan döndüremeyecektir. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi olarak yolumuzdan dönmeden hep birlikte kararlılıkla iktidara doğru yürüyeceğiz. Bence değil. Teşekkür ediyoruz abi. Buyurun. Tam son kısmı anlayamadım. Kendilerinin gerek genel başkanımızla yaptıkları toplantıda, gerekse bizim yaptığımız görüşmelerde ortaya koydukları tüm ifadelere karşı genel başkanımız da bizler de son derece olumlu, son derece yapıcı, son derece meseleyi kendileriyle tartışan ve bu konuyu genel başkanımızın bizlerin ifadeleri karşısında da bir olumsuz farklı değerlendirme duymaksızın götürdüğümüz bir süreci hep birlikte yaşadık. Buradan sonra bu işin buraya gelmiş olması arkadaşlarımızın kendi tercihleridir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kendi yolunda yürümeye, iktidara doğru yürümeye, Cumhuriyet Halk Partisi bu saray rejimine, bu tek adam rejimine karşı kendi yolunda yürümeye devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Tam tersine ilk günden beri kapı hep sonuna kadar açıktı ve son ana kadar da diyalog yollarının sürmesi için elimizden geleni yaptık. Evet, gayret gösterdik. Sonucun böyle olmaması için gayret ettik. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasından memnuniyet duymak mümkün değil. Ancak bu uzun yürüyüşte bu koca Cumhuriyet Halk Partisi koca çınarından yaprak dökümleri olabilir ama çınar yerinde durur, kökleri sağlamdır, dalları sağlamdır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.